İsmim Taşkın Bağcı, emekli polis memuruyum. Yaklaşık beş senedir Kayseri İl Merkezi Melikgazi ilçesinde silah sektöründe av olarak iş yerim var. Sektörün içerisinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarda eee bireyse silahlanma eee iki gruba ayırmak lazım. Şimdi artımı kelimesini söylerken si, insanlarda ruhsatsız silah eee artışı söz konusu mu? Evet yani duyduğumuz hissettiğimiz o yönde. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu konunun asıl özünde söylenmesi gereken, vurgu yapılması gereken, değilmesi gereken şu. Şimdi ben şunu soruyorum: 2020 yılı, 2019 yılı, e, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kayıtlarına bakıldığında, kayıtlarına bakıldığında ruhsatlı silahla, yani ateşli silahlar için konuşuyorum, ruhsatlı silahla işlenen suçların Oranına bir bakalım. Bir de ruhsatsız silahla işlenen suçların oranına bakalım. Her zaman ruhsatsız silahla işlenen suç oranı daha yüksek. Ha o zaman yani insanları e, biraz da gerek prosedür yönüyle ruhsatlı silaha yönlendirebilirsek, ruhsatlı silahı olan insanlar e, herhangi bir olaya karışmıyor. O yüzden şunu söylemeye çalışıyorum. E, bireysel silahlanmada, e, bireysel silahlanmanın asıl e, can alıcı noktası bu insanlar ruhsatlı mı bireysel silahlanıyor, ruhsatsız mı bireysel silahlanıyor? Bunu iyi analiz yapar, buna bir çözüm üretebilirsek devlet olarak. O yüzden e, olayı çözmüş oluruz. Çünkü neden? Şöyle bir şey de var. Ruhsatlı silah alan kişiler, her şeyden ziyade tam teşekkülü devlet hastanesinden e, 7 tane doktorun kontrolünden geçiyor, psikiyatri testinden geçiyor. O yüzden yani zaten e, adli sicili bozuk olan, e, ruhsal sıkıntısı olan kişiler zaten ruhsatlı silah edinemiyor. O yüzden yani ruhsatlı silaha insanların yönlendirmek için gerek prosedürün biraz daha kolaylaştırılması, gerek madde olarak biraz daha kolaylaştırılması bu konuyla ilgili çalışılırsa bence suç oranları daha da ateşli silahlı işlenen suç olayları daha da düşeceğini ümit ediyorum ben. Genellikle bu sadece söyleme olarak şey değil, bak bunu ben şunu ifade etmeye çalışıyorum. Diyorum ki uzmanlar bu konuyla ilgili, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir önceki yılın ateşli silahlarla işlenen suçlarda bir oransal olarak ruhsatlı mı ruhsatsız mı bir değerlendirilmesi yapılsın. Orada zaten istatistik olarak karşımıza çıkacak. Bu bizi doğru sonuca götürmüş olacak. Ama bana göre ruhsatsız silahla işlenen olay çok çok fazla ruhsatlıdansa. Ruhsatlı silah almak isteyen insanlar şimdi Türkiye'deki kanunlarımıza göre e, bulundurma ve taşıma diye e, ikiye ayrılıyor. Bulundurma ruhsatında da e, iş yeri veya ikamet olarak ikiye ayrılıyor. Ama bulundurma da alsa, taşıma da alsa, birinci olarak tam teşekkülü devlet hastanesinden hiyet raporu alması gerekiyor. Diğer prosedürler işte vergi borcu olmaması gerekiyor maliyeye. E, artı orada harç parası yatırması gerekiyor. Diğer evrakta parmak izi vesaire adli sicinin kesinlikle temiz olması gerekiyor. Diğer evraklar ama kesinlikle bir daha vurgu yapıyorum. Ruhsatlı silah alan kişiler e, devlet hastanesinden kesinlikle ve kesinlikle tam teşekkür devlet hastanesinin hiyet raporu almak zorunda. Şimdi e, bir dönem bayağı yaygındı ama şu an için birazcık e, eskiye oranla biraz düşüş var e, internet üzeri silah satışı zaten genelde internet üzerinden ruhsatsız silah özellikle tüfek konusunda e, yoğun bir e, satış dönemi vardı bir dönemler ama son zamanlarda bunların önüne geçildi ama işte e, bazı şeyleri e, anlatamıyoruz şöyle e, bunu burada söylemek istiyorum özellikle vurgu yapmak istiyorum şimdi gerek internet üzerinden satış yapan insanlar bu işi yasal çerçevede yapan uygun, uygun yapan insanların ekmeğini çalıyor. İki şunu söylemeye çalışıyorum. Buradan da özellikle denetleme kurullarına bu şey olsun. E, madem ki silah teşhiri silahın e, sosyal medyada paylaşımı eee Buna benzer yasalar çıktı. Çok güzel yasalar. Ama maalesef ve maalesef benim bir eski polis olarak bir bu insanlığın içerisinde dünya belli olaya gitmiş bir insan olarak benim en çok üzüldüğüm bir şey var. Televizyondaki diziler. Hangi televizyonu açarsanız açın, hangi diziye bakarsanız bakın maalesef ve maalesef silah. Silah kullandırılıyor. E bu tarafta sen kurumsal e, internet sitesinde bir görsel paylaşamıyorsun. Diğer tarafta baktığın zaman, diğer tarafta baktığın zaman insanlar dizilerde silahlar ellerinde ona ateş ediyor, ona ateş ediyor. Yani bu konuda da özellikle ve özellikle çünkü e, baktığın zaman evdeki 5 yaşındaki çocuk o filmi izliyor. Ama bizim gibi bu işi resmi yollardan e, yapan kişiler e, internet sayfalarında sosyal medya e, hesaplarında bazı şeyleri paylaştığı zaman zaten bunu belli bir yaş grubu e, bu işe hayır olan kişiler bunu takip ediyor. Ama bir evdeki televizyondaki diziyi maalesef ve maalesef 5 yaşındaki çocuk bile izliyor. Ne oluyor bu çocuk iki gün sonra 10 on yaşına, 15 on yaşına geldiği zaman işte o silah sesleri duyduğunuz sesler o sesler. <laughs>